Saat 12.1 sırasında yatarken düşündüm, böyle bir şey yapsak nasıl olur acaba? Tüp 250 lira olmuş. Yani küçük tüp 50 lira. Yapsak nasıl olur dedim. Sabaha kadar düşündüm, uyumadım. Bunu böyle yapsam, böyle yapsam nasıl olur dedim. Biraz da araştırdım. Dış ülkede yapmaya çalışmışlar. Birisi kendisini yakmış. İzledim. Ben bunu yapacağım dedim. Önce plastik bidonlarda yaptım. Plastik bidonlar şişme yapıyor, patlama yapıyor. Yangın tüpü bile yanımda duruyordu. Yaptım, beğenmedim. Orijinal halde nasıl yaparım dedim. İki tane mutfak tüpü, normal bildiğiniz mutfak tüpü, 22 litre alıyor içi bunları. Gaz 12 litre ama 22 litre alıyor. Bunu yapalım dedim. Yaptım, bir tane hurdaya çıkardım. Yeniden yaptım, düzen aldım. Şu andaki düzeni çok güzel, şahane, patlama riski yok, emniyet siboplu, herhangi bir şeyle, bir gaz kaçaklığında bir şey olduğu zaman otomatikman iptal oluyor. Böyle bir sistem yaptı, çalışıyor. Dörtlü aygaz ocaklarında çalışıyor, bunu denedim. Normal bu şekilde denedim, şimdi benim işime yarayan bu, bunu yaptım. Çiğ köfte dükkanım olduğu için yanı başında, bunları yaptım, bunları denedim, çalışıyor yani, burada kullanacağım. Önce normal plastik bidonla yaptım, yaktım, şişme yapıncayı bıraktım, benzini ölçtüm, litreyle ölçüyoruz, burada bizim içimizde litre, yağ falan sattığımız için, litreyle ölçtüm, yarım çay bardağı yani bir çay bardağı benzinle 5 saat yanıyor, kesin bu, garantisi bu yani, çay demledim, 5 saat tübü yanık bıraktım, benzin aldım, tekrar ölçtüm, tam bir çay bardağı. Büyük bardaklar değil, küçük bardağın, küçük en kahve bardaklarıyla bir bardak çay bardağı benzinle 5 saat yanıyor. Yani hesapladığın zaman bir dolusu aşağı yukarı 6-7 ay gidiyor. Benzin yakmıyor. Çünkü benzinin buharıyla yanıyor. Su asit karışımı bir buharla yanıyor yani. Şu anda 10 kişi aradı, sipariş veriyor bana yap diye. Ama yapmak sıkıntı değil. Yani vatandaşın bünyesi de kurtarmıyor artık. Doğalgazı, şunu bunu kurtarmıyor. Yapmak istiyorum tabii. Ama imkanlar kısıtlı. Ben böyle şeylerde paraya acımam. Yani parayı bir şeye yerine koymam. Çünkü bir şey olsun, bir şey üretilsin. Peşinde arkasında duran yok. Bir şey yapıldığı zaman şu andaki durumda yani 5 saat bir çay bardağı yakılan benzinle evde yaktığın zaman şu tüpün dolusu bir sene gelir. 22 litre benzin alıyor. Bir sene gider. Çok rahat şekilde yanıyor. Dörtlü aygaz ocağını yaktım. Üstünde etin gibi şür. Biliyorsun Karadeniz hastalığı et hastalığıdır. Et evri pişmez. Etin gibi şür. Çayını demle. Çayımı demledim. Etimi pişirdim. Yani dört dörttü. Şu yaptığım sistem de bu doğalgaz ısınımında kömürle yanan içine yerleştirdiğiniz zaman zaten bunu su ısıtıyor. Bu da suyu ısıttığı zaman direkmen yanıyor. Yani bir sıkıntısı patlama riski yok. Hepsinde emniyet sibobu var. Emniyet sibobu olduğu için patlamıyor. İsterse gaz açtım saldım çürüyor doğru. Sıkıntı değil. Patlama riski yok yani. %0 gibi bir şey. Bunun içindeki kendime özel sırlarım var. Herkes bunu yapabiliyor. Yapmada sıkıntı değil. Yapmak önemli de değil. Bunun içinde patlama riskini %0'a indirmek. Yani birisinde benzin var. Öbürkünde su var, suyun içinde başka bir katkı var. Bu da benim sırrım. Onu söylediğim zaman herkes yapar, yapmaya kalkar. Yapmak önemli değil. İçindeki, yani patlama riskini sıfıra düşürmek için ayrı bir katkı var bunun içinde. Bu siboplar, bu katkıyı basınca sağladığı zaman otomatikmen kesiyor. Kestiği zaman da patlamıyor. Yani buzdolabı motoru var. Bunu söylememde sıkıntı yok. Herkes bulabilir. Akvaryum motorundan doluyor ama onlar yakmıyor. Yani bunun içindeki sır önemli. Bunun değil, bunun içindekini açık açık söylüyorum. Benzin. Ama bunun içinde başka bir şey var.
Şimdi hava direkmen bak, bu benzin olduğu için benzinden çıkmıyor. Direkmen bunun içinden çıkıyor. Yani gaz birikimi, hava birikimi, katkı hepsi tüpü yakıyor. Hiç sıkıntısız. Şu şekilde otomatik düğme de bağladım. Yani ben kendim kaçırıp yakmayayım. Şu şekilde de yanar. İstediğiniz kadar yakarım. Yani sıkıntı değil. Şu anda ateşin sönük vaziyeti. Şu anda da isterse daha fazla yakarım. Alevi de kısarım. Bu benim elimdeki bir şey. Her şeyi söylemek istemiyorum.